Eşyan henüz bulunmadı mı? Hayır. Eşya çok da önemli değil demiştin bana. Ama şimdi bulamadığın için sinirli gibi görünüyorsun. Ayaklı paradoks gibiyim işte. Ne diyebilirim? Kimi zaman bir şeyin kıymetini anlamamız için onu kaybetmemiz gerekebilir. Ben hiçbir şeyi kaybetmedim ki. Biliyorum, sen bir suçun kurbanısın. Elbette hakların ihlal edilmiş gibi geliyordur ve çoğu zaman da bir kayba verdiğimiz tepkiler kim olduğumuzla doğrudan ilintilidir. Yine mi bu konuya döndük? Yine mi kimliğimden bahsedeceğiz? Evet, çünkü sen şeytansın. Bana birkaç ismini söyledin ama diğerlerini atladın sanırım. Abaddon, Belial, Karanlıklar Biri Prensi. kilisede öğrendiklerini hatırlamış. Evet, ama kovulmadan önce ismin Semael'miş. Işık taşıyan. Artık o ismi kullanmıyorum. Babanın sana olan sevgisini gösteren bir isimmiş bu. Tabii. Oğlunu cehenneme göndermek de sevgisinin bir göstergesi miydi peki? Oh, Tanrı seni cennetten sana kızgın olduğu için kovmadı ki. Tanrı'nın niyetinin ne olduğunu nereden bilebilirsin ki? Aa, bilmiyorum. Bilemem de. O halde entelektüel kapasitenin dışına çok fazla çıkma. Belki de basitliğin farklı bir bakış açısı sağlıyordur. Tanrı seni kovdu çünkü en zorlu görev için sana ihtiyacı vardı ve bu bir lütuftu. Lütuf mu? Beni dışladı. Beni kötüledi. Beni bir işkenceciye dönüştürdü. Nasıl olduğunu tahmin edebiliyor musun? Binlerce sene cezalandırılacak ölümler için bir mekan bulundurmak. Neden her hatalarında beni suçluyorlar ki? Sanki günlerce omuzlarında oturup onları normalde yapamayacakları şeyleri yapmaya zorlamışım gibi. Ha, bunu bana şeytan yaptırdı. Ben hayatımda hiç kimseye zorla bir şey yaptırmadım. Asla! Başına gelen şey haksızlık. Haksızlık mı? Bence adaletsizlik. Sonsuza dek ismim onların ahlaksızlıklarıyla anılacak. İşte babamın bana verdiği hediye buydu. Bu bir sevgi gösterisi. Nereden belli? Çünkü sen onun en sevdiği oğlusun Samaya. Bana o isimle hitap etme lütfen. Sen onun düşmüş meleğisin. Ama olay şu ki melekler düştüğünde hepsi yeniden ayaklanır. Tek yapman gereken şey kendi kimliğini kabullenmek. Yapamam. Evet, yaparsın. Sadece bu sürece açık olman Beni gerekiyor. Beni anlamıyorsun ki, yapamam. Neden? Çünkü onları benden çaldılar.